Anayasa Mahkemesi, gazeteci Hakan Aygün'ün sosyal medyada yaptığı paylaşım dolayısıyla tutuklanmasının hukuki olmadığına, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Geçen yıl Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle bağış kampanyası başlatması sonrası attığı tweet nedeniyle Bodrum Gümbet İskelesi'nde kaldığı teknede gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi Bodrum'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan gazeteci Hakan Aygün'ün bireysel başvurusunu karara bağladı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre mahkeme kararında tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, anayasanın güvence altına aldığı kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine, Hakan Aygün'e 40 bin lira manevi tazminat ödenmesine oy birliğiyle karar verildi. Hakan Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri açıkladığı bir canlı yayında İBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası Twitter hesabından Ey İBAN edenler ifadesiyle başlayan bir tweet atmıştı. Aygün'ün paylaştığı bu tweet sonrası hakkında soruşturma başlatıldı. Halkı kim ve düşmanla tahrik veya aşağılamayla, hakaret suçlamasıyla. 2 Nisan'da Bodrum'da teknesinde gözaltına alınan Hakan Aygün, 3 Nisan'da tutuklanarak cezaevine kondu. Aygün, 5 Mayıs'ta... Mayıs'ta tahliye edilmişti.